Beşinci olan genel kurulumuzu açıyorum. Yapılan yorumlarda çoğunluk sağlanmıştır. Devletimizin milli kimliğini ve milletimizin ahlak anlayışını evlatlarımızın düstur edilmesini sağlamaya matuf. Ancak ne yazık ki çocuklarımıza yasaklanan andımızı da okumaya davet ediyorum. Lütfen buyurun. Varlığım. Varlığım. Türk varlığına armağan olsun. Türk varlığına armağan olsun. Ne mutlu Türk'üm diyene. Ne mutlu Türk'üm diyene. Şubemizin 5. olan genel kurulunu yürütmek üzere divan başkanlığına Hasan Yetişir, başkan vekilliğine İsmail Cehan, özür dilerim. Katip üyeliklerine ise Tahir Mahide arz ve teklif ederiz. Talih Erdoğan, teklif edenler Mustafa Koç, Adnan Köstence, Bayram Gülsoy. Kıymetli arkadaşlarım, bugün burada 5. olağan kurulumuzu yapıyoruz. Bu genel kurulu yeni bir başlangıç, yeni bir heyecan olarak görüyoruz. Gün tartışma günü değil, gün birlik beraberlik günüdür. Bu seçimin kaybedeni yoktur. Kazananı vardır. Türk sağlık sen kazanacaktır. Burada Türk sağlık senin delegeleri güçlü bir irade göstereceklerdir. Bu irade gücü bize yeni yol haritamızı çizecektir. Biz de delegelerimizin açtığı bu yolda yılmadan, bahane üretmeden noksanı, hatayı, kusuru başkasında aramadan çok çalışarak sendikamızı güçlü hale getireceğiz. Çok yetkili olduğumuz günler de oldu. Şu anda yetkisiz olduğumuz günler yaşıyoruz. Ama biz bunu biliyoruz ki beraber yola çıktığımız gönüldaşlarımızı, dava arkadaşlarımızı bizleri birinci kattan ikinci kata çıkabilmek için %10 komisyon fazla alabilmek için dönemsel komisyondan %10 fazla alabilmek için sendikal mücadelede bizleri yalnız bırakan insanlar hepiniz sahada yaşıyorsunuz. Eğer ben buradaki bütün arkadaşlara soruyorum. Bunun müsebbibi sadece şube yönetimi mi? Şube yönetiminin üzerinden yapılan bir seçim sürecini ben asla kabul etmiyorum. Şube başkanlığı şube yönetimini devirmeye yönelik bir seçim süreci bana göre ahlaklı bir süreç değil. Hangi yetki alacaksınız? Hangi insana ne verebileceksiniz arkadaşlar? Karşınızda sistem var. Karşınızdaki sistemin içine benden olmayanı almam diyen bir siyasi irade var. Hadi girin içine, ben çekiliyorum. Soruyorum sizlere. Yapabilecek bir tane babayiğit var mı? Hepiniz kurumlarınızda yaşıyorsunuz. Müdürünüzden müdür yardımcınıza, il müdüründen il müdür yardımcısına kadar siyasi irade herkesi ötekileştirerek herkesi pasifleştirdiği korku, sindirme politikalarıyla herkesi köşesine itti. Bakın arkadaşlar, biz ciddi anlamda Türkiye sevdamız, ekmek için kavgamız sloganıyla çıkan hiçbir menfaati olmayan insanlarız. Bunu hiçbir zaman aklınızdan çıkarmayın. Ne öğrendimse ondan öğrendim. Yenilikleri hep o düşünmüş. Milleti için ağlamış, gülmüş. Çocuk kalbimle ilk onu sevdim. Atatürk benim baş öğretmenim. Sevgili öğretmenlerim, Anadolu'nun aydınlanmasına katkıda bulunmuş, eğitime gönül vermiş, siz öğretmenlerimin Öğretmenler Günü'nü kutluyor, ellerinizden saygıyla öpüyorum. Hepiniz hoş geldiniz. Sayın basın mensupları, bugün 24 Kasım Öğretmenler Günü. Öğretmenlerimizin gününü kutluyoruz. Eğitim öğretim kısaca geçmiş bilgi ve yaşanmışlıkların
yeni kuşaklara aktarılmasıdır. Bilgi ve kültür birikimlerini yeni kuşaklara aktarma işini yapan öğretmenlerdir. Bu nedenle öğretmenlik bir ülkenin en kutsal mesleğidir. Öğretim müfredatları nasıl hazırlanıyor? Bu sorunun yanıtını kimse bilmiyor. Kalabalık sınıflar. Bu sınıflarda öğretmenler ne yapabilir ki? Bazı okullarda tablet dağıttılar. Öğrenciler içi boş olan bu tabletleri oyun aracı olarak kullanmaktadırlar. Kitap kokusunu duymayan çocuklar ne öğrenebilirler ki? Eğitim öğretim kalitesini iyice bozdular. SBS, YGS ve NYS soruları devlet okullarındaki öğretim programlarına uygun değil. İşte bu durumda dershaneler devrede. Sınavcı, yarışmacı, eleyici eğitim sistemi düzeltilmeden dershanelerin kapatılması yararlı olmayacaktır. Başbakan diyor ki, kapıcının oğlu okumasın mı? Dershaneleri kapatarak mı bunu sağlayacaksınız? Sorunlu bir başbakan böyle bir demagoji yapmamalı. Size 49 yılından yanımı anlatacağım. Mikrofonu yanaştırmasın. O zaman radyo hemen hemen yok gibiydi. Köylerde hiç yoktu ya. 48 yılında Tuğrul'deki bir radyo aldım. Aynı yıl Balyan'ın Turplu köyüne dairim çıktı. Yüksek sesler. Yaz günü sonbaharda lojmanın önünde bahçede toplandık köylüye. Radyoyu koyduk şeyin üzerine. Masanın üzerine. Dinlediler. Yurttan sesler o zaman meşhurdu. Sarıs üzerine. Çok sevdiler. Bazı sorular yürüttüler. Nasıl oluyor bu? İşte Ankara'dan yayın yapılıyor. Elektrik çıktı. Bunlar radyonun içinde sese dönüşüyor. Anlattık. Dağıldılar. Cami oturma odasına gittikleri zaman sakallı bir yaşlı ihtiyar vardı. Enayiler diyor. Seni öğretmen sizi kaldırdı. Balyadan, Ankara'dan buraya ses mi gelir diye söylemişler. Bugün başımızda cemaat ve tarikatlar bizi yönetmektedir. Ve cumhuriyeti yıkmışlardır. Şu üç tane bizim kurtarıcı önderimiz Mustafa Kemal Atatürk, Hasan Ali Yücel ve Tonguç Baba'yı onlara baktığımız zaman ben şahsen utanıyorum. Mücadele etme azmimizin sadece salonlarda değil, bundan sonra meydanlarda olmasını ben diliyorum. Bugün ordusu bitirilmiş, cumhuriyeti yıkılmış, yıkmışlar. Tüm öğretmen hakları, özlük hakları ellerinden alınmış. Sadece bir parmak arasında sıkıştırılmış bir sistem içerisindeyiz. Emperyalizmin boyunduruğu altındayız. Üstümüzde sanki filler dolaşıyor şu anda. Bundan kurtulmanın yolu var mıdır? Yoktur. Tekrar cumhuriyeti kurabiliriz. Yeah, we miss.
ağır hareketler. Burayı çok beğendik öncelikle. Ondan sonra Tamer Öztoprak arkadaşım benim, sağ olsun. Ondan sonra bizi buraya getirdi. Çok otantik bir havası var buranın. Öncelikle Tamer'e çok teşekkür ediyorum. Klip çekmeye geldik. Turgay Ceylener ben. Ondan sonra aynı zamanda bir sinema filmi çekiyorum. İşte klip çekiyorum. İbrahim kardeşimin klibini çekmeye geldik buraya. Çok güzel şeyler çıkıyor. Çok güzel şeyler olacak inşallah. Önümüzdeki günlerle bizi izleyen dostlarımız ve sevenlerimizle de paylaşmış olacağız onu. Klip çekimleri şu an devam ediyor. Bugün çok eğlenceli geçiyor. Özellikle bugün. Dün bir tane asker şarkımız vardı. Ona çektik klip. Şu an roman şarkımız var. Ona çekiyoruz. Çok renkli geçiyor. Çok güzel geçiyor. Sizler de görüyorsunuz zaten. Onun dışında bir tane de halay şarkımız var. O da çok güzel olacak inşallah. Bugün bitirmeye çalışacağız. Klibimiz bugün bitiyor, çekimlerimiz. Önümüzdeki haftada inşallah yayında olacak birçok kanalda. Evet, daha önce de Balıkesir'de yine Tamer Öztoprak'ın bir klibini çekmiştiniz. Evet, roman klibi. Onu da biliyorum, evet. Onu da ben çekimlerini yapmıştım. Evet, o şarkı da çok güzel bir şarkıydı. Sözü müziği de bana aitti. Tamer onu da çok güzel okudu. Klibi de çok güzel oldu. Ve Balıkesir'de çok sevildi. Evet. İşte inşallah Tamer'in de buradan... Sürprizini vereyim ben. Tamer'in ikinci albümüne başlıyoruz önümüzdeki günlerde. Oo, çok iyi. Ama çok bomba bir albüm geliyor. Bomba bir klip geliyor. Buradan Balıkesir halkına duyuruyorum yani. Kesinlikle inanılmaz bir albüm yapıyoruz şu an ama. Peki, başladık. Peki Balıkesir'i niye tercih ediyorsunuz? İstanbul'dan geliyorsunuz. Şimdi ben... Bir de onu alayım ben size. Çok sık geliyorum buraya. Benim eniştem de Balıkesirli. Bir bağ var yani. Tabii benim eniştem Balıkesirli de... Şöyle bir şey var, Tamer bize sevdirdi Balıkesir'i. Evet. Ben sürekli söylüyorum, her zaman söylüyorum. Yani İstanbul'da yaşıyorum ben ama İstanbul'u bir gün terk edip başka bir yere yerleşmeye karar verirsem bu sadece Balıkesir olacak yani. Kesinlikle Balıkesir'i çok seviyorum. Evet, Tamer Öztoprak da Balıkesir'de çok sevilen bir sanatçı. Evet. Onu da tüm Balıkesir biliyor zaten. Kesinlikle. Yaptığı kesinlikle. İşlerle, başarılı çalışmalarla. Kesinlikle İstanbul'da da sıçradı zaten bu Tamer. Evet. Bunun ayağını kesmek lazım. Peki yani. Efendim, teşekkür ediyoruz size tekrardan. Ben teşekkür ediyorum, sağ olun. Evet, sanatçımızla da görüşelim. Sizi de tanıyarak başlayalım. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Merhaba öncelikle. Ben İbrahim Turgan. Balıkesir, Savaştepe, Eğerci köyü ikametgahın adının. Balıkesir'desiniz. Evet, Balıkesir. Ve şu anda Balıkesir'de de, bir Balıkesirli olarak Balıkesir'de çektiğimiz kliplerden dolayı da çok mutluyum, gururluyum. Bu arada Tamer Öztoprak öncülüğünde, Turgay Ceylaner yönetmenliğinde dün Asker Türk'ümüze bir klip çektik. Bugün roman türküsüne çekiyoruz. Kıyafetten de kendimize ele veriyoruz herhalde. İnşallah akşamüstü de yine bir halay türkümüz var. Ona klip çekeceğiz. Ben İstanbul'da yaşıyorum 15 yıldır. Ayrıca Ekin TV ekranlarında yaklaşık 5 aydır televizyon programcısıyım kendimde. Çok güzel. Farklı farklı işlerde, farklı farklı sektörlerde çalışmayı seviyorum. Normalde ticaretle uğraşan bir insanım. Tekstil üzerine iş yerim var. Onun haricinde ekstradan küçükten beri bir müzik sevdam olduğu için içimde. Bu müzik sektörüne de bu 7-8 aydır artık girdik mi diyelim, bir adım attık mı diyelim. Sevgili Tamer abi de. Tamer abi de bu arada bana çok desteği oldu. Kendisine sonsuz teşekkür ediyorum. Önümüzdeki günlerde çok güzel, çok büyük projelerimiz var kendisiyle. İnşallah ulusal kanallarda çok büyük işlere imza atmak istiyoruz. Ve bunu da hayata geçireceğiz eminim. Çünkü istemek evet, başarmanın yarısı. Başarmanın yarısıdır. Evet. Onun için mutluyum yani. Kendi memleketimde olduğum için. Buna neden karar verdik? Bu Tamer abiyle kendi aramızda bir fikrimizdi. Daha sonra Turgay abiye kendimiz
bu fikrimizi sunduk. O da seve seve dedi, kabul etti. Sağ olsun bizi kırmadı, buralara kadar geldi. Böyle güzel dünden bu yana yoğun bir çalışma içerisindeyiz. Nasip olursa bugün bitirip yarın veya pazartesi İstanbul'a dönüş yapacağız işimize gücümüze. Albüm var mı şu anda? Tabii. İlk albüm mü? Nisan 29'da bir albüm yaptım. 10 eser var içerisinde. Genelde halay türkülere ağırlıklı bir albüm. Bu klip çekimi de o albümün içinden bir şarkı mı? Tabii ki, evet. Yani İbrahim Turgan 2013, bu ilk albümüm zaten benim. Bir 8 numaralı Türkiye ilk klibi çekmiştik ağlaya ağlaya. Şimdi dün bir 4 numara asker türküsü. Bugün yine 3 numara roman türküsü. Akşamüstü yine 6 numara halay türküsü ververe klip çekeceğiz. Böyle devam edecek inşallah. Peki. Klipler, albümler gelmeye devam edecek. Yine söylüyorum, Tomer abiye sonsuz teşekkür ediyorum. Çünkü hakikaten bu konuda bana tecrübelerinden dolayı desteğini hiçbir zaman esirgemiyor. Bana yol göstermesi de benim için önemli tabii ki. Kendisi sevdiğim, saydığım bir insandır. Başarılar böyle diliyoruz size. Çok teşekkür ederim. Sağ olun, siz de buraya geldiniz. Kent TV olarak sonsuz teşekkürler ediyorum. Bu röportaj için de buralara kadar geldim. Çok sağ olun. Sağ olun. Evet, Tamer Öztoprak'la birlikteyiz. Evet, misafirlerimiz var. Evet. Neler söylersin, neler paylaşırsın? Şimdi öncelikle misafirlerimle güzel bir projede olmak çok güzel bir olay. Ben doğru adreslerin birleşiminden dolayı güzel olduğunu düşünüyorum. Kaldı ki Turgay Ceylaner benim 3 yıldır çok yakın dostum. Çok büyük çalışmaları var. Gerçekten çok güzel olayları imza atıyor. Bu yüzden güzel doğru adreslerin birleşiminden güzel şeylerin çıkacağını düşünüyorum. Ben kendisine sürpriz olur diyordum ama o benim albümümü, klibimi de müjdesini verdi. Evet. Gerçekten İbrahim Turgan memleketimin insanı. Onunla güzel bir yola çıktık. İnşallah daha da güzel projelerimiz var ama onlar biraz da sürpriz olsun bence İbrahim. Sürpriz olsun. Evet. Ama biz Balıkesir'imizi her yerde temsil etmeye devam edeceğiz. Bu biliyorsunuz benim vizyonumdu zaten. Evet. Siz basın mensupları da bunu yakinen biliyorsunuz. Biz hala Balıkesir'imizi tanıtmaya devam edeceğiz. İnşallah güzel projelerde iyi şeyler olacağını düşünüyorum. Görüntü yönetmenimiz. Ayrıca da yönetmenimize de çok teşekkür ediyorum. Sevgilisinize. Evet, görüntü yönetmenimizi de tanıyalım bir. Ben Elif Özdikenler. Aslında 13 yıllık ulusal radyo programcısıyım. Çok güzel. Yaklaşık 4-5 aydır da Turgay Ceylaner'le beraber çalışıyorum. Görüntü yönetmeniyim. 3 gündür Balıkesir'deyiz ve burada olmaktan dolayı çok büyük keyif aldık. Çok güzel bir ekip oluşturduk. Çünkü inanılmaz uyum sağladık birbirimize. Ve bu sayede de 2 gündür çektiğimiz kliplerde çok başarılı olduğumuzu düşünüyorum. Balıkesir halkına sevgiler, selamlar gönderiyorum. Teşekkür ediyoruz. Biz size başarılar diliyoruz tekrardan. Teşekkür ediyoruz. Çok sağ olun. Sağ olun.